Şakka hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. E, dijital CEO dizimizin ilk yayınında birlikteyiz. Sen bizim için ilk göz ağrımız olacaksın. Bundan sonra dijitalleşmeye dair fikri olan, önerisi olan herkesle burada buluşmaya çalışacağız. Her cumartesi sabahı konuklarımı ağırlıyor olacağım ve izleyenlerimizle paylaşacağız. İstersen hemen gel sorulara geçeyim. Sorulara geçmeden önce ben hani YouTube'a belki çok aşina olduğum için bence bu videoları kaçırmayın arkadaşlar. Mutlaka abone olun bu kanala. Siz belki söylemeyeceksiniz ama YouTube dünyasında bu çok önemli. Dijitalleşme deyince ilk akla cihazlar geliyor. Cihazlar deyince işletim sistemleri. Hemen ben kendi işletim sistemlerimi de elime aldım, geldim. Hepsiyle beraber karşındayım. ben Şimdi, de boş değilim. Senin de durumunu bir Ben anlayayım. de boş değilim. Benim cihazlarım da aslında sana çok benzer. Ben de e, en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi e, iPad mini. Bir diğeri tabii ki e, iPhone serisini yakından takip ediyorum ben de 8'e hemen geçtim. 8'in her türlü özelliğini kurcalıyorum. Bununla beraber Android'i hiçbir zaman ihmal etmiyorum. Gerek büyük kullanıcı kitlesi, gerekse her gün ekledikleri yeni fonksiyonlar nedeniyle ben de Galaxy S8 ve üstelik giyilebilir bir akıllı saatle <laughs> sana yetişmeye çalışıyorum. Dijitalleşme, dijitalleşme diyoruz. Herkes dijitalleşme konuşuyor. Dijitalleşmenin en önemli cihazları mobil cihazlar. Sen dijitalleşme ile ilgili ülkemizdeki e, sorunu ya da e, engelleri nerede görüyorsun? Ben buna okur yazarlık gibi bakıyorum. Dijitalleşmenin bir okur yazarlığı olmalı ve herkes bu okur yazarlıktan geçmeli. Çünkü dijitalleştikçe verimimiz artıyor. Bizim en önemli sorunumuz ölçememek. Yaptık, ettik, neye göre yaptık, ne kadar yaptık, ne zaman yapacağız bunlar pek belli değil. Hep böyle sözlerde yaşıyoruz ama iş dijitalleştikçe her şey ölçülebildiği için bence daha verimli olacağız. Ee, bir an önce bütün sektörlerin süreçleri dijitalleştirme taraftarıyım. Peki madem böyle dijitalleşme aslında bir okur yazarlık diyorsun sana hemen dijitalleşme okur yazarlığı endeksi sorusu soralım. En çok kullandığın 5 uygulamayı bize anlat. Sosyal medya uygulamaları başta geliyor. Ee, onun dışında e-posta, bir başka uygulama navigasyon. Navigasyon. Bankamız. Bankalar 4. Ve en son update'ten sonra o adresi de kaydedebiliyoruz BKM Express tabii ki. Bravo. Seni çok seviyoruz. Abi. Biz de sizi çok seviyoruz çünkü adresi kaydetmek gerçekten hayatımı kurtardı. Fatura bilgileri, adres bilgileri yeter. Bir sürü e ticari sitesi de bir an önce bu sisteme adapte olsun istiyorum. Buradan sesleniyoruz onlara. Evet, biz BKM Express'te 5 seneden bu yana kart bilgilerinizi güvenle sakladık ama artık Adres bilgilerinizi güvenle saklamaya sıra gelmişti. Gördüğünüz gibi Hakkı Alkan ilk kullananlardan olmuş. Şu anda sadece iki tane iş yerinde test ediyor olmamıza rağmen denediğini ve beğendiğini anlıyorum. Kesinlikle. Umarım önümüzdeki dönemde tüm iş yerlerimizi buraya geçireceğiz ve BKM Express kullanıcıları bu konuda çok daha güvenli bir şekilde adreslerini paylaşıyor olacaklar. Bir gazeteci olarak aslında herkesle röportajlar yapıyorsun, sorular soruyorsun. Dijitalleşmeye dair muhataplarınla e, sohbet ettiğinde en çok sevdiğin soru nedir? Onların gelecek hayallerini çok merak ediyorum. Genelde basın toplantılarına hazırlanıp da geliyorlar. Yani diyorlar ki biz bunu yaptık, biz bunu ürettik. İşte burada bakın. Ama ben tamam onu anlattın ama bundan sonraki aşama ne? Onu duymayı çok istiyorum çünkü konuştuğumuz insanlar, sizin gibi liderler e, hayalleriyle fark yaratıyorlar. Onların hayallerini dinlemek ve aktarmak kameralardan benim için çok büyük bir keyif. Mesleğimi severek yapıyorum, bu hayalleri duydukça daha da çok keyif alıyorum. Valla bu sorular tabii bizler için basın toplantılarında, sohbetlerde çok da kolay olmuyor çünkü sonuçta hızlı ilerleyen bir teknolojinin kendisini anlatmaya çalışırken sizin gibi dostlardan gelen bir sonraki adım sorusuyla bayağı bir sarsılıyoruz. Ama sonuçta onlara da hazırlıklı olmamız lazım. Haklısın. Peki madem öyle ben tersine çevireyim. Bir reverse engineering yapalım sana sorayım. Gelecekle ilgili dijitalleşmede seni en çok heyecanlandıran teknolojiler neler? Bir kere nakitsiz toplum. Çok hoşuma gidiyor. Özellikle birkaç deneme yapıyorum şimdi. Böyle telefondan ödemeler, temassız ödemeler. Birincisi bu. İkincisi, dronelar beni çok heyecanlandırıyor. Dronel, İnanılmaz. Evet. Özellikle Elon Musk'ı çok yakından takip ediyorum. Bunlar açıkçası şu sıralar okudukça beni heyecanlandıran gelişmeler. Bir de yapay zeka ve otonom sürüş beni çok heyecanlandırıyor. Mümkün olduğu kadar trafik kazaları azalsın istiyorum. Evet. Herkes düzenli arabalarını kullansın istiyorum. Vakitler böyle değil de bir şeyler okuyarak, konuşarak, yani insan yakınlarını bile arasa çok daha verimli olur diye düşünüyorum. Bunlar beni çok heyecanlandırıyor. Doğru. Aslında bütün bu söylediklerin hepsinin arkasında bir ortak payda var. O da insanlığın, insanlığını kaybetmeden humanist bir şekilde teknolojiyi kullanması arzusu. Bizim de gerçekten en büyük arzumuz teknolojiyi kullanalım ama hiçbir zaman kendimizi kaybetmeyelim. Daima teknolojiyi insanlığın ve toplumun faydası için kullanalım. Kesinlikle. Peki sana bir sonraki sorumu da e, sorayım. Sen dijitalle ilgili belki de şu dünyada en çok anısı olan e, insanlardan bir tanesin. Dijital deyince aklında bir anım var ki bunu mutlaka anlatmalıyım diyeceğim bir şey var mı? Ya çok var çünkü hakikaten tuhaf bir hikayemiz var bizim Shift.net tarafında ama en tuhafı şu, e, üyelik sistemini deneyeceğiz ve ilk denemelerimiz. Ve test ortamımız da yok. Zaten kendim hani öğreniyorum yazılımcılık, programcılık. İlk böyle canlı ortamda üyelik açayım dedim. Açtım deniyorum çalışıyor mu çalışmıyor mu. B posta düştü birisi üye olmuş. Ama üyeye sunduğumuz hiçbir fırsat yok. Yani zaten sitenin her yerine girip çıkabiliyorlar. Ben düşündüm taşıdım acaba bu insan niye üye oldu diye. Sonra çok enteresan bir şey yaptım. O üyeye mail attım. Bizi niye üye oldunuz diye. Ve o da cevap verdi, İşte sizi seviyorum, baktım üyelik seçeneği var. Sonra dedi ben üye oldum. Sonra ben işi bir adım daha öteye götürdüm. Ya dedim, bunları yüz yüze konuşabilir miyim? <laughs> Düşünsene de şimdi BKM Express'e bir üye oluyor... ...ve siz kurumsal olarak... Hani ...bize niye üye oldunuz? Bir yüz yüze konuşabilir miyiz gibi... ...asla böyle kurumsallığa hiç yakışmayan... ...ama çok enteresan bir da. Şimdi o beyefendi... ...bize üye olan beyefendi, online topluluk yöneticimiz 10 yıldır. Wow Gerçekten harika bir e, hikaye. Dijitalin bence güzelliği de burada bir samimiyeti var, bir içtenliği var. Eğer onu samimi ve içten bir şekilde uygularsanız karşıdan da kitlelerden büyük olumlu cevaplar geliyor. Ben de açıkçası bunu çok seviyorum. LinkedIn'de hiç tanımadığım birisine yanıt yazarken, Twitter'da birisi bana DM attığı zaman ona bir yanıt verirken gerçekten kendimi inanılmaz bir haz içerisinde görüyorum. Çünkü onun yerine kendimi koyuyorum. Diyorum ki, demek ki aradaki bariyerleri ortada kaldıran çok önemli bir fayda var burada. O da dijitalleşme. Peki Hakkı, ben daha fazla soru sormak istemiyorum. Çünkü izleyicilerimize bir sözümüz var. Biz dijitali, tadında ve çok net konuşacağız diyoruz. Samimi konuşacağız diyoruz. ve Açık konuşacağız, şeffaf olacağız diyoruz. Bir sonraki yayında yine... Bizi izleyenlerden gelen geri bildirimlerle seninle tekrar buluşmak dileğiyle çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok sağ olun.